Herkese merhaba, ben Cem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam 17.00'da gelecek olan 1.05 güncellemesine göz atacağız. Bu yamayla beraber birçok temel sorun çözülmüş diyebilirim. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle burada gold satışı ile alakalı bazı şeyler var. Gold satışından report yayın birçok karakter ban yemiş veya işte bu gold satışından şüphelerinden birçok karakter ban yemiş. 10 level ve altı karakterlere raid atma veya para yollama özellikleri devre dışı bırakılmış. Bunun yanında eğer ki üyeliğiniz 72 saatten önce açılmamışsa yine aynı şekilde trade atamayıp gold yollayamıyorsunuz. Yani kısacası bir karakterin trade'inin ve gold yollamasının açılabilmesi için öncelikle 72 saat önce açılması lazım üyeliğinin. Daha sonra da minimum 10 level olması lazım. Ana görevde verilen gold miktarı aynı kalmakla beraber bu bir ileri seviyeye taşınmış. Yani atıyorum işte önceden 18-19 level'da 2K paranız oluyordu sadece ana görev yaparak. Şimdi artık 23-24 level'da aynı miktarda paraya ulaşıyorsunuz. Gold miktarı aynı, sadece daha ilerleyen safhalarda paranızı alıyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Yeni karakterlerin trading postu kullanması da engellenmiş. Introduction to trading post görevini tamamlayana kadar yeni karakterler trading postu kullanamıyor. Burada gold kopyalama ve item kopyalama bug'ları, exploit'leri fixlenmiş. Orb of Protection artık sadece bir rakibe veya bir objeye çarptığı zaman triggerlanıyor, tetikleniyor. Öz nitelik sıfırlamanın coin'i %60 oranında azaltılmış. Silah masterisi sıfırlamanın azotu %75 oranında azaltılmış. Kisellerin fiyatı %20 ila %50 oranında azaltılmış, tier'ına göre değişiyor. Outpost Rush'taki rekabeti arttırabilmek adına kaybeden takım için kazanılan coin ve azot miktarı azaltılmış. Invasion varken bir bölgeyi konflikte sokabiliyorsunuz ancak konflikte sokarken ne kadar ilerleme kaydettiğinizi göremiyordunuz. Bu durumu düzeltmişler. İnsanların bir tane aynı silahı kullanıp makro yapmasını engelleyebilmek adına artık her silah slotuna ayrı bir silah almanız gerekiyor. Group Scaling pasif teknesi altında birçok bug düzeltilmiş. Örneğin Hatchet bug'ı, işte Great Axe bug'ı veya Warhammer bug'ı, bunlar düzeltilmiş. Bazı yeteneklerin vurmama olayı, örneğin Gravity Well ve Ice Storm gibi yeteneklerin vurmama olayı düzeltilmiş. Resilient perk'ü düzeltilmiş. Biliyorsunuz bir tane perk var Resilient diye. Bu perk temelde crit hasarı azaltmak için kullanılıyor. Ancak crit hasarı değil de tüm hasar türlerini belli bir oranda azalttığı gözlemlenmişti. Oyuncular bunu abuse'luyordu. Bu düzeltilmiş. PvP'si açık olan oyuncunun PvP'si kapalı olan oyuncuyu heal'lemesi veya işte tam tersi bu olayın, böyle bir bug varmış. Bunu düzeltmişler. Artık PvP'si açık oyuncu PvP'si kapalı olan oyuncuyu heal'leyemiyor veya tam tersi yapılamıyor. Outpost Rush konusunda bazı fixlerimiz var. Oyuncuların kendi base'inden erkenden çıkıp bölge ele geçirmeye başlaması olayı düzeltilmiş. Birçok oyuncunun altar ile etkileşime geçip birden fazla token alması engellenmiş. Outpost Rush'ta ortaya çıkardığımız yaratığın düşman olarak gözükme olayı düzeltilmiş. Battle Bread adlı yemeğin istenilenden ilk katı özellik vermesi engellenmiş. Battle Bread ve Monster Slayer Steve adlı yemeklerin sağladığı bufflar açıklanmış. Oyuncuların Outpost Rush'tan çıkarken veya Unstuck kullandığı zaman teleport loop'unda kalma bug'ı düzeltilmiş. Genel bug fixlerine bakalım. Oyuncuların bekleyen bir grup daveti varken Outpost Rush'a katılamaması olayı engellenmiş. Invasion gelmeden önce Invasion'ın geldiğini gösteren bir bug düzeltilmiş. Bazı İngilizce tekstler düzeltilmiş. Kullanılan büyülü silahlarda animasyon iptal yaparak hızlı hızlı atak yapma olayı düzeltilmiş. Bakımdayken oyuncuların evlerini kaybetme olayı düzeltilmiş. Birçok oyuncunun aynı settlement'ta bulunmasından ötürü kaynaklanan performans sorunları düzeltilmiş. Bu olay geliştirilmiş yani daha doğrusu. Birçok oyuncunun aynı anda PvP görevini vermesinden dolayı ortaya çıkan influence'un etkilenmeme olayı düzeltilmiş. Yani atıyorum 10 tane oyuncu aynı anda PvP görevi verdiği zaman orada birçok oyuncunun verdiği influence sayılmıyordu. Bunu düzeltmişler. Gear Score'un 589'dan yukarıya çıkmama olayı, yani 589 Gear Score'dan yukarı item atmama olayı düzeltilmiş. Evet, sanıyorum ki burada başka önemli bir şey yok. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.